Onu ismiyle değil, canlandırdığı karakterlerle biliyoruz. Bütün dünyanın yakından takip ettiği ve uzun sezon devam eden Lost dizisinin Fransız kadını Mira Furlan, İstanbul'da çekilen iki farklı filmde de rol aldı. Balkan asıllı ünlü oyuncuyla yaptığımız keyifli sohbet şimdi sizlerle. She has a head start. If we leave now, we can catch her. Get him back, Charlie. I will get him back. Mira Furlan birçok televizyon ve film projesinden tanıdığımız bir yüz. Çoğumuzun gerçek ismiyle hatırlayamayacağı kadar oynadığı karakterlere can vermiş bir oyuncu. Amerikan televizyonlarında uzun süre devam eden dizilerden Babylon 5'teki elçi karakteri ya da Lost'un bitki bilimci ve kayıp çocuğunun peşinde esrarengiz Fransız kadını. Balkan asıllı Emir Kostarika'nın yönettiği, 1985 yılında Cannes'da en iyi film ödülünü kazanan Babalar Uzakta İşteyken filmiyle meraklısı tarafından bilinen oyuncu. 2010 yapımı Circus Columbia'da Yugoslavya'da yaşanan savaşa dair sıcak bir hikayede oynadı. Yönetmen eşi Goran Garic de savaşın başlamasının ardından Amerika'ya göç eden Mira Furlan bize de tanıdı. Özür dilerim, anlamıyorum. Yok, karıştırdınız galiba. Acelem var. İstanbul'da çekilen iki filmde rol alan Mira Furlan, tekrar görmek için sabırsızlandığı bir yer olarak anıyor İstanbul'u. İstiklal harika bir yer. Hoş caddelerinden biri. Günde 6 milyon insanın geçtiğini duydum. Bilmiyorum, mümkün mü böyle bir şey? Bebek. Mesela bebek. En son İstanbul'da kaldığım süre içerisinde beni misafir etmişti. Boğaz Köprüsü. Üniversite inanılmazdı. İstanbul'un her köşesinde ayrı bir büyü var ve farklı tür bir büyü bu. İyi projeyi hissettiğini söyleyen Mira Furlan için televizyon ya da sinema çok fark etmiyor. Ona göre hikayenin nerede gösterileceğinden ziyade içinde ruh ve orijinallik barındırması önemli olan. Nowadays, especially in America, good roles and good projects and well-written projects. Bugünlerde özellikle Amerika'da iyi roller, iyi projeler ve iyi yazılmış projeler filmlerden daha çok televizyonda bulunabiliyor. I don't care if it's theater, if it's film. O yüzden tiyatro, film ve televizyon olmasını çok umursamıyorum. Ben projeyi ve bunu yapan insanları önemsiyorum. The thing is, okay, that's probably the cliche. Bu muhtemelen herkesin verdiği klişe bir cevap oldu ama gerçekten çok doğru. Gerçek bu. You adjust your acting. I mean, it's slight. Oyunculuğunu ayarlıyorsun. Yani bu küçük bir ayarlama fakat her zaman aynı. Yaptığın şey hep aynı. Gerçekçi olmaya çalışıyorsun vesaire. In television, you know, I worked in Amerika'da genel olarak televizyonda çalıştım ve en yorucu tarafı hızıydı. Mükemmel şekilde çalışan büyük bir makine gibi. Yönetmenleri ve oyuncuları inanılmaz bir baskı altına alıyor. Çok aceleci ve bu devasa makinenin hiç de önemsenmeyen kısmı gibisin. Daha küçük projeler tabii ki daha az bütçeyle yapılıyor. Ama çoğu zaman da ilginç oluyor ve ruhunu tatmin ediyor. İki bölünmüş kişiliğin var aslında. Bir tarafın bu işi para için yapıyor, diğer tarafınsa gerçekten ruhunu tatmin etmek için. Bu yüzden neden aktör olduğunu unutmuyorsun. Göçmen olmanın bitmeyecek bir kimlik karmaşasının içine doğmak gibi olduğunu vurgulayan Mira Furlan, sıfırdan başladığı Amerika'da kariyerini inşa ederken dil ve kimlik engellerine karşı ciddi bir başarı elde etmiş.
very hard to come to America to in a winter. Bir kış günü Amerika'ya gelmek çok zordu. En soğuk kışlardan biriydi. New York sokaklarında evsizler ölüyordu. Ben ve kocam 4 bavulla gelmiştik. Ve her şeye sıfırdan başlamıştık. Orada kimse kariyerimi, filmlerimi önemsemiyordu. Sanıyorum kimse bu gördüklerini ifade etmeyi hak etmiyor. O yüzden ilginç bir olay. Amerika çok ayrı bir ülke. Kendine yeten bir ülke. Kendilerine dokunmadıkça meseleler, dünyanın başka yerlerinde ne olup bittiğine dair bir merakları yok. Unless you know it affects. Neyse, çok fazla politikaya girmeyelim. As we know, but that's you know, let's not go too far into politics. Efsanevi dizi Lost'taki rolü Furlan'ı çok etkilemiş. Kendisinden bir parça bulduğu karakteri yeteri kadar geliştiremediği için hayıflansa da Lost'tan sonra yer aldığı projelerde benzer ruhta insanları canlandırma imkanı bularak bu eksiklik hissini giderme imkanı bulmuş. The role was just you know as if it was written for me. Bu rol pek çok açıdan benim için yazılmıştı sanki. Bu rolde gizem, karmaşıklık, çılgınlık, ihtiras hepsi vardı. Bu kadını tek bir yere bağımlı kılmak mümkün değildi. Pek çok farklı tarafı vardı ve bu çok hoşuma gitmişti. Belki de bu rolden çok şey bekledim. Bildiğiniz gibi aniden, birdenbire bitti ve bu beni çok üzdü. Ama bu çok büyük bir projeydi ve içerisinde pek çok hikayeyi barındırıyordu. Ve senaristler hikayenin benim rolüme bakan kısmıyla pek de ilgilenmediler. So, you know, ama şunu söylemeliyim ki Hawaii'de olmak çok güzeldi. But my and ayrıca really Hawaii'ye böyle bir proje sebebiyle gittiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Hawaii çok turistik bir yer ama ben Hawaii'nin bu yönünü pek sevmiyorum. Bazı yerler var, gayet doğal ve sakin. Ben daha çok bu yerleri seviyorum. İş olarak oldukça yüksek tempolu bir işti, bildiğiniz gibi. Keşke bu karakteri daha fazla geliştirebilme şansım olsaydı. Her ikisi de sinema ve televizyon sektöründe çalışan karı koca için çocuklarının doğumundan sonra sektörün iş yoğunluğu onları zorlamaya başlamış. Eşim de yönetmen. Ben uzaktayken, Türkiye'deyken oğlumuzla gayet iyi ilgilendi. Ama yine de kolay değil. Çünkü kendisi yönetmen ve şu anda uzakta olan o bir proje için Avrupa'da ve şu anda ben oğlumuzla ilgileniyorum. Hem bizim hem oğlumuz için hiç kolay değil. Bu noktada Lost benim için çok zorlayıcıydı çünkü eşim o esnada Avrupa'daydı. Ve her şeyle ben ilgilenmek zorunda kaldım. Eğer Los Angeles'taysam tabii ki bir sorun yok ama Hawaii'deyseniz bu hiç kolay değil. Çocuğun okula gitmesi ve tabii ki normal hayatına devam etmesi gerekiyor. Biliyorsunuz bütün sene çalışıyoruz ve belirlenmiş kurallar yok. Türkiye'den birçok yönetmeni beğenen Furlan'ı, Türk yönetmenlerin insan ruhuna yaptıkları güçlü vurgular çok derinden etkiliyor. Türk yönetmenlerinden Fatih Akın inanılmaz bir yönetmen. Yaptığı işleri yakından takip ediyorum çünkü özellikle göçmenleri ele alan işler yapıyor. Filmleri beni çok etkiliyor. Ceylan da çok iyi bir yönetmen. Üç Maymun müthiş bir film ve Ceylan, Amerika'da alışkın olduğumuz tarzdan çok farklı bir film yapma tarzına sahip. 10 dakikaya varan yakın çekimlerde neredeyse bütün hikayeyi görüyorsunuz. Hikaye bu yakın çekimler içerisinde akıyor. Bu çok hoşuma gitmişti.
different world, you know, that I love. Türkiye'de bulunduğu süre içinde veremediği kilolar alacak kadar Türk mutfağını deneyimleme imkanı bulan Mira Furlan'ın tercihi sebze yemeklerinden yana. Yemekten öte, benzer kelimelerin çocukları oluşumuz onu çok etkilemiş. I'm in love with Turkish food. I'm still dealing with the weight I gained when I was in Turkey. Türk yemeklerini çok seviyorum. Hala Türkiye'deyken aldığım kiloları vermeye çalışıyorum. Yemekler mükemmeldi. Sebze yemekleri çok güzeldi. Evet, kebap çok güzel ama bildiğiniz bir şey, sizden aldık biz zaten. Bu arada ilgimi çeken başka bir şey, her iki kelimeden biri mutlaka tanıdık bir kelime. Sarma, dolma, torba, tava, dogbari, hayde. Sarma, dolma. Biliyorum çünkü biz de kullanıyoruz. Kelimeleri biraz değiştirip kullanabilirsiniz. We kind of rearrange the words a little bit, you know, added and so on. Like cami, camia, tepsi, tepsiya. Cami, camia gibi biz sonuna a ekliyoruz. İnanılmaz. Çok ilginç çünkü bütünüyle farklı diller aslında. Because there is, you know, it's a completely different language that I was actually. Türkçe öğrenmeye başlamıştım. Restoranlarda artık iletişim kurabiliyordum. Duyduğum yeni kelimeleri yazıyordum. So on, I went everywhere with my little Turkish dictionary. Hoşuma gidiyordu Türkçe öğrenmek. Farklı dilleri öğrenmeyi seviyorum. But it's a different language. Ama her dil aslında birbirinden farklı kökene dayanıyor. Root that you know from another language. I speak. Birbirleriyle bağlantı kuramıyorsunuz. İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca, Roman dilleri benim için kolay. In all of them, you know, I kind of in Turkish. Ama Türkçe tamamıyla farklı. Nothing is known. It's a completely different continent. Ancak coğrafi ve tarihi benzerlikler sebebiyle öğrenmek kolay olmuştu. And historically, that was fascinating. Saatimi tamir etmek için Kapalı Çarşı'ya gitmiştim. Saat demiştim. Evet dedi adam, saat. Aynı kelime. Saat. And he said, yeah, saat. What? The same word? Thank you. Thank you. This was lovely.